Açlık kampında sizleri neler bekliyor? Ya bir kere Türkiye'de ilk, artık tek mi bilmiyorum ama ücretsiz açlık eğitimi diyoruz biz buna. Gönül ister ki herkesi, bütün üniversitelerden bütün arkadaşları alalım ve böyle bir eğitim verelim ama hem kapasite açısından, hem kontrol açısından, hem sağlıklı bir eğitim açısından bu olmuyor ne yazık ki. Onun için de biz açlık kampına öğretim görevlileri arkadaşları da alıyoruz ki onları da almamızın nedeni şu: çok iyi olanlar da var, kendini geliştirmek isteyenler de var. Onları oradaki eğitimlere verelim de siz de onun öğrencilerinize öğretin diye. Açlık kampında sizi ne bekliyor? Eğitim bekliyor, yemek bekliyor, arkadaşlık bekliyor, dostluk bekliyor, sahiplenme bekliyor, vefa bekliyor. Bunların yanında eğlence bekliyor, hepsi bekliyor. Derdimiz şu: mümkün olduğunca ne kadar herkes bunu duyarsa, bu işin bir sosyal sorumluluk olduğunu herkes yayarsa, Türkiye'nin ve inşallah 2019'da, 2020'de yurt dışına açılan bir proje olacaktır. Çünkü örneği yok. Belki dünyada örneği yok. Üniversitelerinde, öğretim görevlilerinde buna destek vermesini istiyoruz. Kısık Ateş'in verdiği destek gibi, başka firmaların verdiği destek gibi. Onlar olmazsa zaten bu iş olmaz. Her şey ekonomiyle alakalı. Sağ olsun bizim yanımızda oluyorlar, destekçi oluyorlar. Evet, bizim vefa borcumuz var. Bütün şefler, bütün akademisyenler o kampı organize eden kendi içlerinden bir şeyler geldiği için bu işi yapıyor. Yoksa kimse bırakacak 3 gün, 5 gün, 1 hafta çoluğunu, çocuğunu, bu kadar işin yoğunluğunda gidecek, işte öğrencilere eğitim verecek. Bu gönül işi, gönül işi olmadan olmuyor. Ama sağ olsun bütün destekçiler bize o anlamda yanımızda oluyorlar. Başından beri yanımızda oluyorlar çoğu. Bu anlamda hem Kısık Ateş hem diğer destekçilere çok teşekkür ederim. Geçen seneki Kısık Ateş Partisi'ni zaten kimse unutamıyor. Aynısını bekliyorlar diye düşünüyorum.